Başka bir gerçek uyanışa neden olmuştu. Annem uyanmıştı ama kabusu bitmiyordu. Ve o kabusta ablam kurtlara yem oluyordu. Nesin anne? Nesin anne? Türkan lütfen açın kapıyı. Anne lütfen. Açmayacağım. Yalanların içinde senin işin yok. Gitmeyeceksin. Türkan! Ne yalanı, ne diyorsun anne? Türkan, bitti o ev, anladın mı? Göndermiyorum. Anne, lütfen bak, Somer kapıda kaldı. O cehenneme seni gönderemem. Buna izin veremem Türkan. Anneciğim, konuştuk ya seninle. Somer'i zor durumda bırakamam, annesi hasta. Çocuğun suratına kapıyı çarptın. Çok rezil olduk, ayıp oldu anne. Ayıp mı? Somer'e mi ayıp oldu? Ne oluyor ya? Ne oluyor Hasire? Sen dur Nezahat, karışma şimdi. Demek Somer'e ayıp oldu ha? Ya sana yapılanın adı ne? Ha? Sana yaşatılanın adı ne? O ayıp değil mi? Hangisi daha rezilce acaba? Nesin anne lütfen aç kapıyı konuşalım. Bak böyle olmaz, yapma lütfen. Git buradan Somer. Türkan artık seninle gelmeyecek. Ona bunları yaşatamayacaksın. Anneciğim ne yaptı Somer? Ben her şeyi anlattım sana. Somer'in bir suçunda olmadığını söyledim. Yapma böyle lütfen. Niye böyle davranıyorsun? Dünyadan haberin yok senin. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Nesrin, istersen sen bir sakin... Bir dakika hala, bir dakika. Söyle anne. Neyi bilmiyormuşum? Nesrin anne lütfen bunu yapma bize. Aç şu kapıyı konuşalım. Anne söylesene. O eve gidemezsin Türkan. Hayda. Döndük yine başa. Neden ama neden? Neden gidemiyormuşum anne o eve? Söyler misin? Nesrin, bak canım, Türkan'la konuştunuz ya, bu meseleleri hallettiniz. O bir daha böyle şeyler olmayacak dedi, çözüldü dedi sana. Hayatım, annenin hastalığı daha geçmedi. Kafası böyle ikide bir bulanıyor. Hep aklı o günde kalmış. Rıçan'ın elinden seni aldığı günde. Hep oraya gidiyor aklı hayatım. Bak, içmiyorsun ilaçlarını zamanında, ondan oluyor. Anneciğim lütfen. Bak ben anlattım sana. O günler geride kaldı. Biz Somer'le mutluyuz artık. Lütfen üzülme benim için. Hadi gel ben sana ilacını vereyim canım. Ya bırak. Deli değilim ben. Niye susturuyorsun beni? Her şey yalan dolan, her şey bir oyun. Türkan, ben seni kurtlar sofrasına kuzu olasın diye göndermedim. Ben kızımı kimseye yedirtmem. Türkan, senin bu kocan var ya, bu Somer var ya. Nesli abi lütfen, lütfen. Şimdi bu kapıları yumrukluyor ya, hepsi boşuna artık. İstediği kadar yumruklasın, ne fayda. Ben ona inandım. Ben ona kızımı emanet ettim. Ben onun sevgisine inandım. Her şey yalanmış. Bu adamdan ayrılacaksın. Ne? Nasıl böyle bir şey istersin anne? Nasıl yuvamı bozmamı beklersin? Bu adamdan boşanacaksın Türkan. Hayır asla. Ben hamileyim. Ne dedin sen? Ben hamileyim. Ve kocamı çok seviyorum. Türkan. Yukarı çık. Anne. Yukarı çık dedim sana. Anne Somer. Gel halacığım. Gel canım. Hala Somer, Somer kapıda kaldı. Tamam bırak sen şimdi onu bunu. Hadi çabuk çıkar ayakkabılarını. Hadi canım gel. Gel koş koş koş. Halacığım bir izin ver. Onun kafası bulandı, sakinleşsin.
Gitme üstüne kadının. Hala Somer'le konuşmam lazım kapıda. Hadi sonra, sonra canım. Hadi sen git bir elini yüzünü bir yıka. Hadi sonra, hadi. Hadi bakayım, hadi. Ben hamileyim. Nesin anne? Bu ne ahlaksızlık? Ha? Sen o kadınla kızımı aynı çatının altına nasıl koyarsın Somer? Ha? Nasıl yaparsın bunu? Hiç mi onurun yok senin? Nesin anne ben? Bana anne deme. Ben sana güvendim. Geçmişte yaşandı dedin. Bir hataydı dedin. Bu ne terbiyesizlik? O kadının benim kızımla aynı evin içinde ne işi var? Çaresiz kaldım. Neler yaşadığımı bilmiyorsunuz. Ben her şeyi çok iyi biliyorum, her şeyi çok iyi görüyorum. Sizler nasıl insanlarsınız? Nasıl bir ailesiniz siz? Ana oğul kızımı ağlatmaya ant mı içtiniz? Bakın yemin ederim her şey size anlattığım gibiydi, tamam mı? Ben Türkan'ı hiçbir zaman üzmek istemem, incitmek istemem, istemiyorum da. Ben bu durumu en kısa sürede çözeceğim. Sadece mecbur kaldım. Sen yaptıklarını savunuyor musun bir de bana? Sana söyleyecek kelime bulamıyorum ben Somer. Allah bilir senin annenin hastalığı da yalandı. Hastanelik olan kızımdı. Annesinin doğru düzgün ilgilenmediği kızım. Düştü, kafa travması geçirdi, ölümden döndü. Türkan bunları bilmiyor. Ve sen utanmadan Türkan'ı yine o kadınla aynı çatı altında yaşamaya o eve mi götürüyorsun? Ya ben bundan mutlu muyum zannediyorsunuz? Ha? Ben boğazıma kadar çamura battım Nesin anne. Benim hayatımdaki tek iyi şey, tek güzel şey Türkan. Bir de kızım. Ben kızımı annesiyle yalnız bırakamam. Bunu ona yapamam. Ne ala? Hepiniz aynı evde yaşayacaksınız öyle mi? Hayır tabii ki de. Sadece bir süreliğine buna mecburum. Bakın Nesin anne, anlamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Mine çok zor bir lohusalık geçiriyor, tamam mı? Bebeğe zarar verebilir. Buna lohusalık depresyonu mu ne deniyormuş? Ben bunu bildiğim halde Mine ile o bebeği yalnız bırakmam. Kızımın hayatını göz göre göre tehlikeye atmam demek. Yeni bahanen de bu mu senin? Lohusalık. Beni iyi dinle Somer. Ben bu kapının arkasında sustuysam, az önce kızıma bildiklerimi söylemediysem, çocuğuma kıyamadığım için söylemedim. Dünyası yıkılmasın diye. Senin saçma sapan çaresizliğin yüzünden değil. Benim kızım o kadınla aynı çatı altında yaşamayacak. Anladın mı? Buna izin vermeyeceğim. Nesin anne lütfen. Mine evden gidene kadar Türkan burada benimle yaşayacak. Bu kadar. Nesin anne. Bizim bir bebeğimiz olacak. Yapmayın bunu bize. Yalvarırım. Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.